Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere güzel bir kurabiye tarif vereceğim. Macar kurabiyesi olarak geçiyor. İsmini Macar Cumhurbaşkanı Lajos Kossuth'tan almış aslında. Şöyle bir hikayesi var. Hikayeye göre Bratislava'da politikacıların böyle uğrak yeri olan bir restoran var. O restoranın menüsünde de bu küçük kekler yer alıyor. İşte Lajos Kossuth bu keklere o kadar düşkünmüş ki keklere onun adını vermişler. Tabii restoran sahibi de oldukça meşhur olmuş. Sanırım böyle görüntüsü küçük küçük olduğu için kurabiye demişler ama temelde bir kek yapacağız. Hemen yapımına başlayalım. Bir kasede un ve kabartma tozunu güzelce karıştırıyoruz. Ayrı bir kaseye de yine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımızı alıyoruz. Ve içerisine toz şekerimizi ilave edip güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Tereyağı ve şeker iyice özleşene, böyle kabarıp beyazlaşana kadar güzelce mikserle çırpacağız. Çırpma işleminde arada şöyle bir spatula ile kenarlarını toparlayıp çırpmaya devam edin. Yumurta sarılarımız ve beyazlarımızı ayrı ayrı kullanacağız. Şimdi tereyağı ve şeker karışımının içerisine yumurta sarılarımı teker teker ilave edip çırpıyorum. Bu aşamada karışımımız bir tane yumurta sarısını güzelce yedikten sonra ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü teker teker ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Evet, tüm yumurta sarılarımı ilave ettim. Homojen bir kıvam elde ettikten sonra diğer malzemelerimi eklemeye geçeceğim. Yarım limon kabuğu rendesi var. Onu ilave ediyorum. Yine sıkmış olduğum yarım limonun suyunu da ilave ediyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Bu aşamada artık çok fazla çırpmıyoruz. Limon suyu karışımı yedikten sonra tamamdır. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu karışımı kenara alacağız. Şöyle kabaca toparlıyorum. Kıvamı da bu şekilde. Yumurta beyazlarımızı ayrı bir kapta çırpmaya başlayacağız. Ancak burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane püf nokta var. Kullandığınız kabın kesinlikle kupkuru olması gerekiyor. Yine yumurta beyazlarınızın içerisine bir damla bile yumurta sarısının kaçmamış olması gerekiyor. Eğer bu noktalara dikkat etmezseniz yumurta beyazlarınız güzel bir şekilde kabarmayacaktır. Şimdi içerisinde bir tutam tuz ilave ettikten sonra çırpmaya başlıyorum. Güzel güzel böyle köpük köpük bir kıvam alana kadar çırpacağız. Birazdan olması gereken kıvamı da göstereceğim. Şimdi bu kısmı hızlandırılmış bir şekilde verdim. Güzelce çırptıktan sonra iyice kabardı. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kasemizi ters çevirdiğimiz zaman yumurta aklarımızın kesinlikle düşmemesi lazım. Stabil bir şekilde kalması lazım. Yumurta sarılı karışımımın içerisine vanilya özütü ilave ediyorum. Vanilya özütü yerine paket vanilyalardan da kullanabilirsiniz. Yumurta sarılarımın içerisine yumurta beyazlarımdan ilave ederek karıştırmaya başlıyorum. Yumurta beyazlarımı tek seferde ilave etmiyorum. Yavaş yavaş parça parça ekleyip karıştırmaya devam edeceğim. Karışım tüm beyazları yedikten sonra ilk etapta hazırlamış olduğumuz unlu kabartma tozlu karışımımızı içerisine ilave ediyoruz. Yine bunu da parça parça ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve eklemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi harcımız hazır. Şimdi tepsiye dökebiliriz. Kalıbımın kenarlarını tereyağıyla güzelce yağladım. Altına da bir yağlı kağıt koyarak harcımı kalıbıma alıp güzelce düzleştiriyorum. Kullandığım kalıbın ölçüsü 25'e 20 cm boyutlarında. Güzelce harcımı eşit bir şekilde yayıyorum. Üzerine ince ince doğramış olduğum cevizlerimi ilave edeceğim. Her tarafına gelecek şekilde güzelce yayacağız. Bu aşamada isterseniz fındık, badem vesaire kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Her tarafa eşit bir şekilde yaydıktan sonra 175 derecede önceden ısıtılmış fırınımda pişmeye gönderiyorum. Yaklaşık 25-30 dakika. Fırından çıkan kekimi tamamen soğumaya bırakacağım. İyice soğuduktan sonra şekillendirmeye geçeceğiz. Bu kurabiyelerin özelliği şöyle ay şeklinde olması. Önce yuvarlak bir parça çıkartıyorum. Daha sonra kullanmış olduğum yuvarlak kopatla kurabiyelerime ay şekli veriyorum. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Gerçekten tadı mükemmel oluyor. Umarım siz de bu minik cevizli kekleri dener ve beğenirsiniz. Deneyenler aşağıya yorum bırakırsa çok mutlu olurum. Hepsini tek tek okuyorum. Şöyle dokusunu da yakından biraz göstereyim. Oldukça yumuşak ve çok lezzetli bir kek oldu.
Umarım siz de seversiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.